Sevgili izleyiciler, bugün size bir insan hikayesini anlatmak istiyorum. Onu ilk kez Feshane'de, İstanbul'da Feshane'de düzenlenen Artvin günlerinde gördük. Boynuna takmış olduğu kocaman bir afişle "Keçimi arıyorum" diyordu. Ve altına da yazmışlar, işte falan tarihte Çorum'a götürülmüş olan keçim Charlie'den bir daha haber alamadım. İşte görenlerin işte insaniyet namına bana haber vermesi şeklinde böyle çocuğun bir dağ keçisini arayış öyküsünü anlatan bir afişti. Bir çocuğun, bir kız çocuğunun boynunda asılıydı ve aslında Feshane günlerinin Artvin tanıtım günlerinde maskotu idi. Daha sonra başka televizyon kanallarına da çıktı. Beyaz Şov'a da çıkmıştı. Bu çocuk dağda yaralı halde buldukları bir yaban keçisini almışlar, bakmışlar, yaralarını iyileştirmişler. Onunla uyumuş, onunla beraber okula gitmiş. Köydeki birçok çocuğun maskotu haline gelmiş. Üşüdüğünde üstüne kazağını örtmüş. Ve bu kız çocuğu Artvinli Heidi olarak kamuoyunda bilinen melek, Artvinli melekten bahsediyorum. Tabii bu görüntüleri gördükten sonra o günlerde yaptığımız yayında da şunu da söylemiştim. Ya bir tane küçücük bir kız çocuğunun kafasında Çorum, işte keçisi alınmış, götürülmüş, kafesi kapatılmış bir yer olarak yer etmemeli kafasında. Kafasında Çorum olumsuz bir şekilde kalmamalı. Çünkü bu çocuk büyüdüğü zaman Çorum her zaman kafasında olumsuz bir imajla kalıyor olacaktı. Böyle olmamalıydı. O günün yetkililerine çağrıyı da yapmıştım bu çerçevede. Bu çocuğu getirelim. Bak keçin burada, işte doğal ortamında, kesmedik, yemedik, kafese de kapatmadık. Çorum'da senin için bakıyoruz diyelim demiştik. Ancak o günün devlet yetkilileri ya da Çorum'daki yerel yetkililer, vali de dahil olmak üzere, yerel yöneticiler de dahil olmak üzere kulakların üzerine yatıp uyumayı tercih ettiler. Biraz bekledik, dedik ki ya çerez olarak biz getiririz bir yetkili, etkili birisi bunu getirmezse diye. Aradan biraz zaman geçti. Herkes unuttu Artvinli Heidi'yi ama ben unutmadım, biz unutmadık. Geçtiğimiz günlerde konuyu yine gündeme getirip Genel Meclis Başkanı Sayın Halil İbrahim Kaya'ya konuyu aktardım ve bu çocuğu buraya getirelim, karkış olmadan keçiyle buluşturalım. Sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir şekilde yaşadığını görsün, aklında Çorum olumsuz imajı kalmasın dedim. O da sağ olsun böyle bir olaya sıcak baktı. İşte organizasyonu yapalım dendi. Ben çocuğun babasıyla görüştüm. Ne zaman Çorum'a getirebiliriz, nasıl getirebiliriz şeklinde bir organizasyon yapıldı. Tüm masrafları Çorum İl Özel İdare'nin, İl Genel Meclisi Başkanı'nın katkıları ve destekleriyle ve de Çorum Valiliği'nin destekleriyle tüm masrafları karşılanmak üzere yol sonuç itibariyle gelip bir de burada bir gün kalacak. Bütün bu masrafları da karşılayarak bu çocuğu getirelim'e karar kılındı. Önümüzdeki hafta Artvinli Heidi tüm Türkiye'nin gündemine düşmüş olan ve tüm Türkiye'nin gündeminde Artvinli Heidi olarak tanınan bu kızımız önümüzdeki haftalarda gelecek ve Sıklık Tabiat Parkı'nda keçi Charlie ile buluşacak. Bakalım o buluşmadan neler yansıyacak kameralara, bakalım o buluşma nasıl güzellikleri ortaya çıkaracak. Bunun için bir kere Sayın İl Genel Meclisi Başkanı'na ve Sayın Vali'ye konuya gösterdikleri hassasiyet ve duyarlılık için bir kere teşekkür ediyorum. Ve biz Çorum'un her hal ve şart içerisinde kafalarda olumsuz bir imaj bırakmaması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Tıpkı bu olaydaki gibi yapmaya da devam edeceğiz. Hoşça kalın.